Merhabalar. Ukrayna Rusya Savaşı ikinci yılını doldurmak üzere. Birkaç gün içerisinde Ukrayna Rusya Savaşı üçüncü yılına girecek. Gerçekten çok kanlı büyük zayiatlara yol açan ve artık da yıpratma savaşı haline dönmüş büyük bir savaştan bahsediyoruz. Ukrayna'nın böyle bir savaşı tek başına finanse etme, yürütme gücü yok aslında. Rusya ile Ukrayna kıyaslandığında aralarında çok büyük hem finansman açısından hem de kaynaklar açısından, insan gücü açısından büyük farklar olduğu rahatça görülebiliyor. Ukrayna bu savaşı Batı'nın özellikle de Avrupa Birliği, Amerika ve İngiltere'nin desteğiyle yürütebiliyor. Dışarıdan bakıldığı zaman Ukrayna'nın bu ülkelerden sadece silah aldığı, mühimmat aldığı sanılabilir. Çünkü haberlere genellikle bunlar yansıyor. Ukrayna İngiltere'den şu kadar uçak aldı veya Amerika'dan bu kadar top mühimmatı aldı gibi haberler yansıyor. Oysa ki Ukrayna'nın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı ülkelerden aldığı yardımın önemli bir kısmı mali yardım. Mali yardım derken neyi kastediyoruz? Ukrayna'da hayat Batı'nın yardımlarıyla dönüyor. Batı yardım yapmamış olsa Ukrayna'da maaşlar ödenemez. Ukrayna ulusal bütçesinin yaklaşık olarak yarısı dış finansmanla yani dışarıdan verilen yardım ve kredilerle sağlanabiliyor. Dolayısıyla Ukrayna'nın kendi iç kaynaklarıyla üretebildiklerinden bütçenin yarısı bile oluşturulamıyor. Bu yıl sadece 2024 yılı için bir hesap yapıldığında Ukrayna bütçesinde 43 milyar dolarlık bir açık var. Yani 43 milyar doları Ukrayna her yıl dış kaynaklardan borç olarak veyahut da hibe olarak almak zorunda. Eğer bunu alamazsa Ukrayna'da elektrikler çalışmaz, doğalgaz ısıtmaz, efendim öğretmenlere maaş verilemez, alım satımlar yapılamaz. Yani devlet içeriden çöker. Yani Ukrayna sadece cephede bir savaş vermiyor, cephede Batı silahlarıyla bir savaş vermiyor. Aynı zamanda içeride de bütün şartlar bir anlamda dışarıdan gelen yardımlarla dönüyor. Evet, iki yıl iyi, iyi idare etti Ukrayna. Yani bir devleti, bir ülkeyi dışarıdan gelen yardımlarla iki yıl ayakta tutabilmek işin açıkçası büyük bir başarı ve herkesin yapamayacağı bir şeydir herhalde. Ama bizde bir söz vardır. Denir ki taşıma suyla değirmen dönmez. Gerçekten taşıma suyla değirmen dönmez. Ukrayna değirmeninin de bundan sonra kolay kolay dönebileceğini düşünmek zor. En son biliyorsunuz Avrupa Birliği 50 milyar e, avroluk bir yardım paketini kabul etti. Bu yardım paketi normalde geçtiğimiz Aralık ayında kabul edilecekti hatta daha önce ama Macaristan'ın ilk başta Slovakya'da vardı sonra Macaristan'ın frenlemesiyle bloke etmesiyle yardım gecikti biliyorsunuz ama en nihayetinde geçtiğimiz günlerde yardım onaylandı. 50 milyar avro. Gerçekten büyük bir para gibi görünüyor ama Ukrayna'nın ihtiyaçlarına baktığınız zaman bu para devede kulak derler. Yani devenin kulağı küçük olur ya o yüzden devede kulak bir rakam. 50 milyar dolar nasıl devede kulak diyebilirsiniz? Bu 50 milyar dolar efendim 2024 ile 2027 yılları arasında verilecek. Yani 24, 25, 26, 27 tam 4 yıla yayılacak. Bunu eşit olarak bölseniz Yıllık 12 12,5 milyar dolar gibi bir rakam yapar. Yine az değil ama Ukrayna'nın sadece bir yılda 43 milyar dolarlık bir açığı olduğunu, bütçe açığı olduğunu düşünecek olursanız bu rakam hiçbir şey değil. Yani Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılayamaz. Daha buna askeri hani cephenin ihtiyaçları katılmış değil. Zaten Ukrayna ordusunun silahını, mühimmatını başkası veriyor. Ukrayna devletinin satın almaları bütçede görünmüyor. Büyük oranda görünmüyor. Dolayısıyla 43 milyar dolarlık bu yılki açık e sadece maaşların ödenmesi ve aynı alımlar, şunlar bunlar vesaire bunlara gidecek. 50 milyar avronun 2024 ile 2027 arasına dağılmış olarak verileceğini Ukrayna'ya düşünecek olursak ihtiyaçlarını karşılamayacak. Dünya Bankası'nın hesaplamalarına göre Ukrayna'nın uzun vadeli yeniden yapılanması için 411 milyar dolara ihtiyaç var. 411 milyar dolara. Kim karşılayabilir böyle bir e, rakamı? IMF'e göre de sadece bu yılki açık 40 milyar doları aşacak. Bütçe açığından bahsediyoruz. Biraz önce onu ifade etmiştik. Taşıma suyla değirmen dönmez. Ama taşıma suda da sorun olduğunu biliyoruz. Avrupa Birliği'nin bu en son paketinden sonra gözler Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü. Orada biliyorsunuz yaklaşık 60 milyar dolarlık bir yardım paketi var Ukrayna'ya ama Cumhuriyetçiler bunu engelliyor. En son Biden'ın adamlarıyla Cumhuriyetçiler arasında bir görüşme yapıldı. Tam anlaşmaya varıldı. Cumhuriyetçiler diyor ki biz Ukrayna, İsrail ve Tayvan için olan yardım paketini onaylayalım. Sen de Meksika sınırında yeni önlemlerin alınmasını kabul et daha sert bir göçmen yasasını kabul et. Biden'la cumhuriyetçiler anlaşma noktasına geldi ama Trump devreye girdi ve anlaşmayı adeta bozdu. Niye? Seçim yılındayız. Kasım ayında seçim var Amerika'da. Ve Trump Biden'ın hiçbir konuda başarılı olmasını istemiyor. Göç konusunda çok sert tavizler almadan bu paketin onaylanmaması gerektiğini düşünüyor. Perde gerisinden Trump engelledi ve Ukrayna'ya yapılması beklenen 60 milyar dolara aşan yardım paketi böylece engellenmiş oldu. O yardım paketinde hem askeri yardım var biliyorsunuz hem de bütçe açığını kapatacak yardımlar var. Peki Ukrayna ihtiyacı olan 43 milyar doları bulamazsa bu yıl ne olacak? Ne olacak? Para basacaklar. Ha babam işte Ukrayna parası basacaklar. Bu neye yol açacak? Enflasyona yol açacak. Karşılıksız para basılması uluslararası piyasalarda güvensizliğe neden olacak. Zaten savaşın içerisinde bir devletten bahsediyoruz. Batı yardımları da kesilince garantiler de ortadan kalkmaya başlayınca ne olacak? Ukrayna'nın iflası kaçınılmaz hale e, gelebilecek. O nedenle Ukrayna iki cephede savaş veriyor. Bir tanesi Ruslara karşı böyle silahlarla yapılan bir savaş. Toplarla, tüfeklerle, kurşunlarla yapılan bir savaş. ...orayı kaybetmemesi lazım... ...orayı tutması lazım... İkincisi, ...ikinci savaş ise... ...Kiev'de Ukrayna'nın içinde... ...hayatta kalma savaşı... ...Ukrayna bütçesi çöker ise... ...Ukrayna iflas eder ise... ...insanların ihtiyaçları karşılanamaz ise... ...gündelik hayat durur ise... ...Ukrayna işten çöker... ...yani cephede ne kadar başarılı olursan ol... ...içeriden çökersen... ...o zaman iflas edersen... ...o da bir yenilgi haline dönüşür... ...ve doğrudan cepheyi de etkiler... Deniyor ki efendim yani bizim bu parayı bulmamız zor deniyor bir kere. Yani Avrupa Birliği dedim ya hani 50 milyar dolar avroluk yardım 4 yıla dağılmış bir yardım. Üstelik de bu genel bütçeden karşılanacak. Avrupa Birliği bütçesinden karşılanacak. Fransa ve İtalya en son Aralık'taki toplantıda Meloni ile Macron e, dediler ki yani bu bütçeden tamam karşılıyoruz ama Bizim bu göç gibi çok acil konulardaki ihtiyaçlarımızdan kesmememiz lazım. Yani bu parayı biz Ukrayna'ya yardım yapacağız diye çiftçilerimizi küstürmememiz lazım. Ukrayna'ya yardım yapıp işçilerden kesmememiz lazım. Çünkü Avrupa'da şu anda fokur fokur kaynıyor. Görüyorsunuz işte çiftçi gösterilerini, grevleri Avrupa Birliği vatandaşları Ukrayna Savaşı'nı finanse etmek istemiyorlar. Evet yani stratejistlere sorarsanız Ukrayna Avrupa'nın güvenliğini sağlıyor aslında. Yani Ukrayna orada Rusları durdurarak Almanları koruyor. İngilizleri koruyor. Ne bileyim Polonyalıları koruyor. Ama bunu vatandaşa anlatamıyorsunuz. Vatandaş diyor ki cebimdeki paranın bir kısmını alıp Ukrayna'ya veriyorsun. Ben bunu kabul etmiyorum. Grevler oluyor, gösteriler oluyor, memnuniyetsizlikler oluyor. Bir de sessiz insanlar var. Bunlar da çareyi radikal gruplarda arıyorlar. Aşırı sağda arıyorlar. İşte Hollanda'yı gördünüz, Almanya'yı görüyorsunuz. Aşırı sağda bir yükseliş var. Bunun da nedenlerinden bir tanesi bu. Ukrayna Savaşı'nı finanse etmek istemiyor Avrupa Birliği insanı. Bu nedenle Avrupa Birliği yana yakına çağır arıyor. Bir yanda çok büyük paralar yemesine rağmen çöküş, iflas eşiğinde bir Ukrayna var. Diğer tarafta şu ana kadarki yardımlardan bile rahatsız olan daha fazla bir kuruş bir euro bile vermek istemeyen Avrupa Birliği toplumu var. Peki nasıl olacak? Ukrayna nasıl finanse edilecek? İşte bu konuda bazı alternatifler, çözüm önerileri var. Bu önerilerden bir tanesi Rusya'nın Avrupa'da ve Amerika'da dondurulmuş olan paralarına el konulması. Biliyorsunuz Rusya'nın savaştan önce Almanya'da işte Fransa'da İngiltere'de bir takım mülkleri vardı. Bir takım e, hesapları vardı. yani Parası vardı ve bunun 300 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. 300 milyar dolar. Bazıları diyor ki bu parayı el koyalım. Eee bu parayı Ukrayna'ya yardım olarak verelim. Ondan sonra zaten e, bu savaşı Ukrayna kazanırsa Rusya'nın Ukrayna'nın inşası için vereceği tazminat bunu bile geçer. 300 milyar doları da aşar orada mahsup ederiz. Fakat e, buna en çok e, Avrupa Birliği'nin bazı ülkeleri karşı çıkıyor. Almanya, Fransa ve İtalya buna çok karşı çıkıyorlar. Rusya'nın en çok parası da Belçika'da, Almanya'da ve Fransa'da. Amerikalılar bastırıyor bu paraya el koyalım diye donduralım diye. Amerikalılar buna alışık çünkü 2003 yılında da Irak'ın paralarına el koymuşlardı. Irak'ın paraları gitti. Nerelere gitti belli değil yani. Aynısını Rusya'ya yapmak kolay değil. Çünkü Rusya Irak değil. Ciddi bir hükümet var orada. Güçlü bir hükümet var orada. Ve Avrupa belli ülkeleri korkuyor. Bu parayı el koyarlarsa Rusya bunun hesabını Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan, Belçika'dan sorabilir. Hani derler ya burunlarından fitil fitil getirebilir. Sen benim parama nasıl el koyuyorsun? Bir kere Almanya Rusya ile savaş halinde değil ki. Tamam ben Ukrayna ile savaş halindeyim. Ukrayna benim param el koydu diyelim. Anlaşılır bir durum. Savaş durumu. Sen niye benim param el koyuyorsun? İşte burada hukuki sorunlar çıkabilir deniyor. Daha evvel yaşanmış bir şey değil. Zaten Almanya parayı el koymaya kalksa Rusya hemen mahkemeye gider. Mahkemeye gidince de mahkeme çözülünceye kadar zaten o paralar dondurulur. Yani Almanya o parayı alıp da Ukrayna'ya veremez, bir başkasına veremez. O nedenle Rusların parasını alıp bir yere verme seçeneği çok böyle pratik gibi görünmüyor. Ayrıca Avrupa Birliği ülkeler mali bir kargaşadan korkuyorlar. Rusların 300 milyar dolarını alırsanız başka insanlar da paralarını çekebilirler. Ya bu Avrupalılar eskisi gibi değil. Güvenilir bir kasa olma özelliğini kaybetti derler ve böylece de çıkacak olan e, mali kargaşa da Avrupa Birliği daha fazla para kaybeder. Avrupa Birliği bu hesaplamaları yapıyor. Ve şunu görüyorlar. Ya Rusların 300 milyar dolarını el koyarlarsa belki de 3 trilyon dolarlık kayba uğrayabilecekleri endişesini yaşıyorlar. Diğer taraftan Ukrayna para bekliyor. Sadece silah beklemiyor. Silah aslına bakarsanız en kolay biliyor musunuz? Yani bir yönüyle baktığınızda kolay. Neden? Çünkü silah sorununun temelinde paradan ziyade Avrupa savunma kapasitesinin, silah üretme kapasitesinin zayıflığı yatıyor. Yani fabrikanın önüne parayı yığsanız bile fabrika onu istediğiniz sürede üretecek güce sahip değil. Avrupa'nın bütün savunma sanayinin yapısal bir değişime ihtiyacı var. Onu bir şekilde belki halledersiniz. Ama Ukrayna'ya Avrupa Birliği vatandaşının cebinden para kesip yardım yollamak işte onu yaparsanız çok tehlikeli işler yapmış olursunuz. Ateşle oynamış olursunuz. Avrupa'da ırkçılığı körüklemiş olursunuz. Avrupa sokaklarını e, kaşımış olursunuz. Ve Avrupa'da makul merkez partilerce yönetilen hükümetlerin çökmesine yol açabilirsiniz. Yani boğulan bir insan nasıl kurtarılır diye böyle ilk öğretilen kurallar vardır. Bunlardan bir tanesi şudur. Boğulan insanın size asılmasına müsaade etmeyin. Yani uzaktan itmeye çalışın. Çünkü panik içerisinde boğulmak üzere olan şahıs sizi de kendisiyle birlikte denizin dibine çekebilir. İkiniz de boğulup gidebilirsiniz. Avrupa Birliği'nin vaziyeti biraz buna benziyor. Avrupa Birliği Ukrayna'yı kurtarayım derken kendisini de Ukrayna'yı da boğabilir. Ve kapıda çok daha büyük bir tehlike var. O da Amerika seçimlerini Trump kazanırsa işte o zaman siz görün gümbürtüyü patırtıyı. Evet bu hikaye çok su kaldırır gibi görünüyor. Bu hamur çok su kaldırır gibi görünüyor. Ukrayna sadece cephede değil, mali sahada da iflas tehlikesiyle karşı karşıya. Gelişmeler oldukça bunları değerlendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın efendim.